küme düştük arkadaşlar. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk sorumuz Romanes sormuş. Kaç yaşındasın? YouTube'a nasıl başladın? Nerelisin? Hangi takımlısın? 18.01.1998 doğumluyum arkadaşlar. YouTube'a nasıl başladım? YouTube'a bir abimin tavsiyesiyle başladım. Kendisi YouTuber, aynı zamanda müzik prodüktörü. Onun kanalını da şuraya bırakıyorum arkadaşlar, incelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Nerelisin? Ben Yalovalıyım arkadaşlar. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ikamet ediyorum. Teşvike beldesi var arkadaşlar. İstanbul'a çok yakın bir mesafede. Eğer buralara gelirseniz, yani Teşvike'ye gelirseniz beraber belki futbol oynarız. Neden olmasın? Hangi takımlısın? Ben Fenerbahçe'yi destekliyorum arkadaşlar. Fenerbahçeliyim. Elimden geldiğince de İstanbul'daki maçlara gitmeye çalışıyorum. İkinci sorumuza geçelim. Virüs sormuş. Abi en çok hangi takımda oynamak isterdin? Türkiye'de Fenerbahçeli olduğum için tabii ki Fenerbahçe'de oynamak isterdim. Ama teklif gelseydi tabii ki Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez, hemen giderdim arkadaşlar. Avrupa'da nerede oynamak isterdin diye sorarsanız da Avrupa'da, Almanya'da Borussia Dortmund'da forma giymeyi çok isterdim. Üçüncü soruya geçelim. Abi idolün hangi futbolcu demiş. Skorland 1907. Türkiye'de Ferdi Kadıoğlu arkadaşlar. Neden diye sorarsanız oynadığım takımlarda birçok mevkide forma şansı buldum. O yüzden Ferdi'yi de kendime yakın görüyorum. Türkiye'de de idol olarak gördüğüm futbolcu Ferdi. Avrupa'ya gelirsek ben Eden Hazard'ı çok beğeniyorum. Eden Hazard'ı kendime idol olarak görüyorum. Dördüncü sorumuza geçelim. Abi futbolcu olmayı niye düşündün? Para mı yoksa sevgi mi? Arkadaşlar futbol benim için tamamen bir tutku. Çünkü çok küçük yaşlardan beri futbol oynuyorum. Bizim bulunduğumuz yerde, yani Teşvike'de sahamız yoktu. Sahamız vardı ama toprak zeminde arkadaşlar. Biz genellikle küçük yaşlarda okul bahçelerinde futbol oynamayı tercih ederdik. Hem daha temiz oluyordu hem de daha zevkli oluyordu arkadaşlar. Yani toprak zeminde oynamaktansa böyle beton zeminde oynamayı tercih ediyorduk. Bir de bizden çok büyük abilerimizle futbol oynuyorduk biz. Manevi olarak futbol benim için çok değerli arkadaşlar ama maddi olarak da tabii ki emeklerinizin karşılığını almak amacında olduğunuz için maddiyat da futbolda önemli. Ama genel olarak baktığımızda, içsel olarak baktığımda futbol benim için aşk, tutku, sevgi, her şey arkadaşlar futbol benim için. Beşinci sorumuzu Adem Büyükgök sormuş. Abi şu anki takımında mı formdasın yoksa eski takımında mı? Bu sene oynadığım takım Kocadere Spor arkadaşlar. Birinci amatörde mücadele ettik. Geçen sene ve ondan önceki senelerde 13 yıl boyunca formasını giydim. Teşvike Belediyespor'da süper amatörde mücadele ediyorduk. Ve alt yaş kategorilerinden beri Teşvike Belediyespor'da forma giymiştim. En formda olduğum sezonlar tabii ki eski takımımdaydı. Bu sezon istediğimiz gibi bir performans sergileyemedik. Hem bireysel olarak hem de takım olarak birinci amatöre ayak uyduramadık arkadaşlar. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacağımı düşünüyorum. Altıncı soruya geçelim. Kaç yıldır futbol oynuyorsun? Kral Oyuncu sormuş. Arkadaşlar 14 yıldır lisans olarak futbol oynuyorum. 14 yılın 13 yılı Teşvike Belediyespor'da geçti. Genel olarak süper amatörde mücadele ettik. Son senemde ise bu sene Kocadere Spor'da birinci amatörde mücadele ettik. Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi. Küme düştük arkadaşlar. Küme düştük. Bazen futbolda böyle şeyler olabiliyor. Gittiğiniz yere ayak uydurmakta biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Bir de disiplin olmayınca, disiplin yoksa başarı da yoktur. O şekilde bu sezonu kapattık arkadaşlar. Önümüzdeki sezon neleri gösterir artık hep beraber bakacağız. 7. sorumuzu Cemalcan Aydemir sormuş. Abi mevkin ne demiş? Arkadaşlar 14 yıl boyunca lisanslı olarak futbol oynuyorum söylediğim gibi. Birçok mevkide forma şansı buldum. Sadece forvet oynamadım. Diğer mevkilerin hepsinde oynadım. Ve elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Hiçbir zaman şikayet etmedim arkadaşlar. İşte ben sağ bek oynayamam, sol bek oynayamam, orta saha oynayamam demedim. Hoca nerede bana şans verdiyse elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Ama en iyi olduğum mevki hangisi derseniz orta sahanın önü, yani 10 numara mevki ve beklerde kendimi daha iyi hissediyorum. Oralarda forma şansı bulduğum zaman daha iyi performans sergiliyorum. 8. sorumuza geçelim. İsteksiz oyuncu sormuş. Abi sen hangi takımlısın demiş. Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar, dediğim gibi.
Ama diğer takım taraftarlarına da buradan selamlarımı iletiyorum. Herkesi seviyorum arkadaşlar. 9. sorumuzda Samuray sormuş. Abi kullanmadığın ayağını nasıl geliştirdin demiş. Arkadaşlar kullanmadığınız ayağınızı kullanarak geliştirebilirsiniz. Bunun en basit cevabı bu. Mesela sağ ayaklıysanız arkadaşlar sürekli olarak sol ayağınızla şut atmayı deneyin veya sol ayağınızla pas atmayı deneyin. Sol ayağınız daha iyi gelişecektir. Benim mesela öyle oldu arkadaşlar. Ben sağ ayaklıydım. Sürekli olarak sol ayağımı çalıştırdım. Sol ayağımla şut atmaya çalıştım. İşte sol ayağımla orta yapmaya çalıştım. Ondan sonra sol ayağım sağ ayağımdan daha iyi oldu arkadaşlar. Yani bunun tek çaresi çalışmak. 10. sorumuza geçelim. Abi çok bilgili birisin. Eğitim aldın mı? Kaan Yıldız sormuş. Arkadaşlar eğitim almadım ama 14 yıl boyunca birçok profesyonel hocayla çalışma fırsatı buldum. Oradan öğrendiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Verdiğim bilgiler kesinlikle havadan atma bilgiler değil. Hem araştırma yapıyorum hem de bilgim dahilinde sizlere eğitim vermeye çalışıyorum. 11. soruya geçelim. Eren Doğruyol sormuş. Abi en çok hangi takımda oynamak isterdin demiş. Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamak isterdim. Yurt dışında da Almanya'dan Borussia Dortmund'da oynamayı çok isterdim. 12. soruya geçelim. Futbol dışında başka hangi spor dallarıyla uğraşıyorsun abi demiş Sibel Tetik. Futbol dışında arkadaşlar basketbol oynamayı çok seviyorum. Tenis, voleybol, handbol bu spor dallarını seviyorum arkadaşlar. 13. soru günde kaç saat futbol oynuyorsun? Heyecan sormuş. Önceden daha çok oynuyorduk. Okul bahçelerinde arkadaşlar sabah bir çıkıyorduk. Akşamlara kadar, gecelere kadar gazozuna maç yapıyorduk. Çok zevkli oluyordu arkadaşlar gerçekten o zaman. Şu anda o kadar vaktimiz olmuyor ama nereden baksanız günde 3-4 saatimi futbol oynamaya harcıyorum. Futbol dışında tabii ki sadece futbol da değil, sabahları koşu yapıyorum, işte akşam koşuları yapıyorum. O şekilde de kendimi zinde tutmaya çalışıyorum. 14. soru, aylık ne kadar kazanıyorsun? HSC sormuş. Yani ikinci amatörmüş, işte birinci amatörmüş, süper amatörmüş diye düşünmeyin. Gerçekten çok iyi paralar var. Eğer iyi futbol oynuyorsanız, kendinizi kanıtlamış bir futbolcuysanız gerçekten çok iyi paralar alabilirsiniz. 15. soru. Bu soru bana çok soruluyor arkadaşlar. Hiç profesyonel futbol oynadın mı? Sergen Delibalta sormuş. 14 yıldır lisans olarak futbol oynuyorum arkadaşlar ama profesyonel olmak nasip olmadı. Sonuçta her futbol oynayan kişi de profesyonel olamıyor. Her yetenekli kişi profesyonel olamıyor. Eğer nasipse, nasibinizde varsa futbolcu olabiliyorsunuz arkadaşlar. Profesyonel olabiliyorsunuz. Ama maalesef bize daha nasip olmadı. Bakalım 16. soru. Abi en güzel futbol anını paylaşır mısın? Özgür Deniz sormuş. Bir en güzel anlatayım bir de en kötüsünü anlatayım. En güzel anım arkadaşlar süper amatörde oynarken eski takımımda. O zamanlar ben hep yedektim. O zaman tabii 16-17 yaşındayım. Yedektik arkadaşlar. Deplasmana gittik. Neyse arkadaşlar 1-0 gerideydik deplasmanda. Çok önemli bir maçtı. Zirveye oynuyorduk. O dönemde de çalıştığım Levent hocam vardı. Profesyonel kendisi. Maçın 60. dakikasında beni oyuna aldı. 1-0 gerideyken. Ve son 30 dakika içinde 3 tane gol attım. Ve maçı 3-1 kazandık. O benim en güzel anılarımdan bir tanesiydi. Bir de en kötü anımı anlatayım arkadaşlar. Yine süper amatörde Teşvikiye Belediyespor'da oynarken bir derbi maçımız vardı. Çınarcık Belediyespor'la kendi evimizde oynuyorduk. Ben de o zamanlar 17-18 yaşında falandım işte. Başımızda da profesyonel bir hocamız vardı. Levent Numanoğlu. Sağ olsun maç 1-0 devam ederken beni oyuna aldı. Çok risklidir yani genç oyuncu derbi maçında o şekilde oyun almak. Hocamız riske girdi ve ben girdim. Gerçekten çok heyecanlıydım. Neyse arkadaşlar hoca beni o maçta stopere koydu. Normalde benim mevkim sağ açık sol açık. Ben de şaşırdım tabii beni niye stopere koydu diye. Neyse işte Çınarcık Belediyespor dakika yanlış hatırlamıyorsam 87'de falan bir atak geliştirdi. Top benim ayağıma geldi. Ne olduğunu anlayamadın arkadaşlar. Topu ayağımın altından bir kaçırdım. Neyse onların forveti araya girdi. Bir vurdu arkadaşlar gol oldu. Dakika 87 falandı işte maç bitti bitecek. 1-0 öndeyiz. O maç 1-1 berabere bitmişti. Gerçekten benim için çok kötü bir anıydı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerden gelen soruları cevapladım. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.